Selam dostlar, The Banner Saga'nın 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son kaldığımız yerden devam ediyorum. Bu arada bir önceki bölümde bir arkadaşımız yorum olarak birkaç yardımda bulunmuş. Yeşil şeyleri falan anlattı. Onları da ben göstereceğim kamp yaptığımızda, bir sonraki kampımızda. Evet, Mork özü olarak bize geliyor. Bir tane arkadaşlar, kaydı bir kontrol edeyim, açılmış, tamamdır. Birkaç savaşçımızın kaybolduğunu gördüğünü söyledi. Başta bunun benim hayal gücümün bir parçası olduğunu düşündüm. Ama şimdi cidden fark ettim ki birkaç kişi gerçekten kayıp. Çoğunlukla insanlar ama bazı varlar da kayıp. Nedenini anlayamadım. Ve eğer bunu şey yapmazsak, hani bu şekilde devam etmesine izin veremezsin. Abi bir morga geri dönen biri olup olmadığını sorgulatabiliriz. Yani sorup sormadığını sorabiliriz. Veya Luzin'e ne olup bittiğini bilip bilmediğini sorabilirim. Abi Luzin'e bilip bilmediğini bir soralım. Ben emir verdim diyor Luzin. Geride bıraktığımız o uçurumdan düşen ve en güçlü adamımızın ölmesine sebep olan o arabadaki altınları toplaması için yollamış. Eğer senin savaşlarında onlara katılmasına bir problemin varsa belki de onları kontrol altında tutmalısın diyor. Hıyara bak lan. Durmazsa onu tehdit edebiliriz. Ona malı geri vermesini isteyebiliriz. Yaptığı şeyleri açıklaması konusunda ısrarcı olabiliriz. Aptal suratına bir tane geçirebiliriz. Abi ver, o topladığın loot'u geri ver. Hayır dedi. Morg bizi kenara çekti. Diyor ki hani altın üzerinde bir şey yok. Hani yetkisi yok ama bizim ona emir verme yetkimiz de yok dedi. Beğen veya beğenme, o bizimle eşit. Onu yere çevirebilirim. Ya abi geri çekiliyorum. Evet abi. Moral düştü. Durumu tatlıya bağladık. Adamlarımız bir mola istediler. Ya bize karşı çıktıklarını hissediyormuşuz ama işten içe. Mog da bir tane düşmüş bir ağaca yaslanmış. Elinde de böyle bir ekmek var. Yo, havalar soğuyor. Şöyle uzaklara bakarak söyledi bunu. Yo, Ritgorn işte azıcık daha ileride şu dağların arasında. Şöyle takip etmeliyiz dedi. Planımız bu değil mi dedi. İyi misin diyebilirim. Neden diye sorabilirim. Plan bu değil mi? Evet. Herhangi bir daha kelime etmeden Morg kuşların arkasından koşup gitmeye başladı uçurumun oraya doğru. Ve K'ye doğru baktı. Ritgorn'a doğru baktı. Ritgorn yanıyormuş abi. Aklını kaybettiğini düşündün. Ama daha sonrasında uyanıyorsun. Kamp kurduğunu hatırlamıyorsun. Veya uykuya daldığını. Ne oluyor burada? Diye kendi kendine mırıldadın. Morg kamp ateşinde bize doğru yaklaşıyor. Hakon bunu gördün mü? Diye başladı. Evet ve bunu her ikimiz de kendimize tutmayı düşünüyoruz şu anda.
Arkadaşlar önce şundan bahsedeyim. Bu arada hikaye çok ilginç yerlere gidiyor. Persi'yi bir seviye atlatalım bir. Dünya abi. Madem var Renown'umuz atlatalım. Bunun olayını birazdan bahsedeceğim. Abi kalkan arttır. Düşün arttır. Bunun olayı şuymuş arkadaşlar. Kullanabildiğimiz şu willpower sayısını arttırıyormuş. Yani mesela 2 iken 3 kullanabiliyormuşuz veya 1 iken 2 kullanıyoruz herhalde. Confirmleyelim. Morgu atlatamıyoruz. O kadar henüz şeyimiz yok. Neyse abi tamam takım bu. Leave diyelim kampı. Terk edelim. Ve yola devam edelim. 1000 varlığımız var. 176 savaşçımız var. Eminim ki sen de onları gördün. Biz takip ediliyoruz. Tanrı Taşı'nı terk ettiğimizden beri Dredge bizim totomuzun dibinde diyor. Çok fazla var onlardan. Ve eminim ki ilerimize de varlardır oldukça fazla. Ama ormanın oraya girmeden hani sadece yarım günlük mesafemiz var. Belki orada onları kaybettirebiliriz. Abi izimizi kaybettirmeyi deneyebiliriz. İyi daha fazla öldürecek adam diyebiliriz. Veya hayır duralım ve savaşalım diyebilirim. Abi durup savaşalım. Morg tamam diyor. Savaşları hazırlıyorum. Dikkatli ol Hakon. Risk almanın vakti değil. 1057 tane var. Oy. Formation abi. Onu ama sağlam hasar verebilecek. Sen o hazırlısın. Gel kız buraya. İlk Hakon vuracak. Daha sonra bu mu vuracak? Daha sonra Berserk. Umarım Berserk'e gelene kadar. Abi sen de şununla yer değiştir o zaman. Anda ilk kim? İlk bu. Bu abi. Onu oraya götürürsen bu bize vurur. Bence alınabilecek bir risk. Güzel abi. Şu an en güçlü vuran adamını kırdık. Kimde? Bunda. Gelip dümdüz buna vurabilir. Başka da kimseye vuramaz zaten. Melis neymiş? Anlamadım artık. Yürü. Abi zırhını kır. Bu puan. Bir de o seninle uğraşsın. Açıkçası onun için böyle yaptım. Ona vurman kötü oldu. Zırhın da oldukça yüksek. %83. Bence vurursun ya. Helal aslan parçası. Ve buna da sektirdi bir tane. Bu çok işlevsiz bıraktı mesela. Ne yapıyor abi? Oy. And turn abi.
Ve buna gelecek. Bence o buna vurur. Dur bakayım. Dur. Move. Şuraya gel. Plug and Burn'ü buraya atarsan ama bizimkine hasar veririz. Abi senin hasar vurabileceğin bir tek bu var gibi. İyi oldu ona gitti ya. Kimde bunda. Ben buna 4 hasar verebilirim. Thundering Impact ne yapıyordu? Bunu direkt ortadan kaldırabilirim. Bunun gücüyle. Bunu direkt ortadan kaldırabilirim. Tremble. Summoning an ally mı? Abi o ally işi sıkıntılı iş. Kötü oldu, çok kırdılar. Şimdi sıra sende. Bu var buraya. Kötü de zırh kırıyon ya. Süper hasar yedim. Dur abi bir turda şuna sektir. Abi 2 vurmak mı 3 zırh kırmak mı? Üç zırh kır ya. Zırhı çok yüksek arkadaşlar. Şöyle gel bakayım aslan parçası. Dur. Knockback 4 tiles bizimkine çarpar abi. Vur bakayım şöyle arkadakine sektirebiliyor musun sen? Sektiremiyorum. Gel buraya. Buraya Slug and Burn atsam bizimkine hasar verir mi? Verir. Abi düz atak. Güzel. Evi atladı bir de üstüne. Şu kadar düşürdüler ya. Olacak şey oldu. Dur abi. Yürü. Vur. Çok güzel. Tek düşman kaldı. Sen şöyle yürüsene abi. Sen gel böyle. Vur abi iki. Vur abi üçü. Gel buraya. Vur abi komple zırhını. Gel buraya. Vur abi. Öldü. İyi güzel oynadık. Kayıpsız oynadık. Düşman geri çekiliyor. Birkaç tanesini de alabilir miyiz? Deneyeceğim ya. Bir kişi mi geldi? Kaç kişi abi geldi? Bir tane bakmamız lazım.
Gel buraya. Bekle. 3 kişi gelmişler. Sıkıntı. Hasar çok yüksek. Gelebiliyor mu? Buna geliyor. Şimdi bu oynayacak. Abi sen rest. Buna vursun. Sen nereye kadar ilerleyebiliyorsun? Move abi. Buraya gel. Hatta şöyle yapalım. Abi sen oraya kadar nasıl geldin ya? Ben ağzını... Hakan yürü abi. Bekle. Sen buraya gel. Kırabildiğin kadar kır. En vurmasını istemediğim herife vurdu ya. Abi sen bunu kır. Bak 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 bak. Onu çağırtırmamamız lazım arkadaşlar. Gel burada bekle. Bundan zaten vazgeçtim. Yani zaten oyunda vazgeçmemi beklemedi açıkçası. Dedi ki kardeşim vazgeçmesen ne olur. Al ulan ben de yapayım. İt olayım. Daha atamıyorsun. Abi kullan. Şuraya salla. Konsantrasyonunu bozduk diye şey yaptı mı? Çağırdı ya. Abi %60'ı geç. Vur. Bu da gidici. Tam bakayım. Bu vuracak değil mi? Aynen öyle. Abi sana bir tane daha kullandıralım. Yürü şuraya. Sen paso kullan bakayım. Kır bunu usta. Sen bunu kır abi. Güzelsin. Bunu bir tık daha güçsüzleştir. Hakon'a gidiyorlar ya. Hakon çok kötü arada kaldı. Abi o Hakon'a vuramaz. Ama biz buna vurabiliriz. Bunu kırmak önemli. Önemli. Hakon'da mı sıra? Abi git bunu kır. Güzel. Hakon yattı. Yazıklar olsun. Gel abi hadi. Sen zaten kimseyi kıramazsın abi. Bunun zırhına mı vursan ama sen zırhı da o kadar iyi vuramıyorsun ki. Bari şunu kır ya. %60 ile kırarsın. Yani. Helal olsun.
Sakat verdik ya. Üç sakat vermek kötü oldu. Eşya kazandık. Eksi bir fighter, eksi on war var. Hay. Üç tane de yaralımız var. Yaralıları şimdi iyileştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Abi supply'ımız da yok. Hep de şu an ne noktadayız bakalım. Kontrol edelim. Kritik oruna bayağı yaklaştık ya. Ama savaş çıkabilir. Kamp abi kamp. Kahramanlarımıza bakalım. Gün sakat, 3 gün sakat, 1 gün sakat. Abi mecbur bekleteceğim. İşte bu neymiş? Gücü 5'ten yüksekse vurduğumuz zaman knockback atıyormuş. Abi gücü 5'ten yüksek al. Hakon'a vermeyelim. Bunun da gücü 5'ten yüksek. Bizde zaten gücü 5'ten düşük adam yok ki abi. Bersi'ye verelim. Bersi iyi iş çıkardı. Bersi'nin seviyesini atlatabilirim hatta şu anda. Ama ben Mogru'nun seviyesini atlatacağım arkadaşlar. Şöyle ver. Confirm'le. Gris'in de seviyesini atlat abi. At. Üç gün yatalım. Bir. İki. Üç. Adamlarımızın durumu iyileşti mi? İyileşti. Sapa sağlam. Hoş. Devam. Moral düştü birazcık. Evet, orman derinliklerindeyken direcin bizi çevremizi sardığını fark ettik. Ve oldukça yüksek sayıdılar. Her bir yönden geliyorlar. Kendi kendimize düşündük. Hani eğer onları haklamasaydık çok daha yüksek olabilirdi sayıları. Herhangi bir fikrin var mı Mark? Evet diyor. Hangi tanrıya dua edersen ona dua et diyor. İleri görebildiğimiz kadarıyla diyor. İleride daha da fazlası var. Eğer beklersek çok yüksek sayıda hani küçük sayıda kalabiliriz diyor. Yırsa geldi beklemedik bir şekilde. Peki diyor. Böyle okunun ucunu böyle şey yapıyor. Ormanı ateşe versek belki onların dikkatlerini dağıtabiliriz kaçmak için. Veya onları bir tuzağa düşürebiliriz. Fikir nasıl? Bu senin fikrin miydi diye sorduk. O da omuz sikti böyle masum bir şekilde. Genelde olduğu gibi savaşıp yolumuza gidebiliriz arkadaşlar. Bekleyip ne olacağını görebiliriz. Dikkat dağıtmak için ormanı ateşe verebiliriz. Onları ormanın içine ateşe vermeden çekebiliriz veya ormanı yakıp içlerine çekebiliriz o düşmanımızı da. Abi dikkat dağıtmak için ormanı yakalım. Veya ormanı yakıp onları işlerine çeksek. Abi ateş. Ateşi yararımıza kullanırsak bence sayılarını büyük ölçü düşürebiliriz. Ormanı yakıp işlerine çekelim abi. Kalkan duvarlardan bir hat oluşturduk. Ve onların yönüne doğru ormanı ateşe vermeye başladık. Ok yağdırıyoruz şu anda ağaçlara doğru. Yırsa da anahtar lokasyonlara
Tam böyle yanan okları fırlatıyor. Ve hızlıca orman yanmaya başladı. Pek çoğu hızlıca düştüler. Ama varlar da kendi sinirlerini kaybetmeye başladılar. İşte bazıları savaşırken bir kısmı da korkup kaçıyorlar. Ateşlerden korkup kaçıyorlar. Yırsa ortadan kayboldu. Ludin de korku içerisinde kaçmış gitmiş. Biz de regroup tekrar birleşmenin umuduyla ağaçları yıkıyoruz. 35 varl kaybettik. 8 savaşçı kaybettik. Ludin soruyor, Yırsa nerede? Evet, varlar hani senin arkanda emrini bekliyorlar. Ama beklediğin kadar çok değiller. Yani umduğun kadar çok değiller. Drej'in dikkati dağıldı ateşle. Ve sizin kaçışınızı fark etmediler. Seninle beraber değil mi? Ona bunu sen yaptırmadın mı? O nerede diye soruyor Ludin. Ve ona hiçbir şey yaptırmadım. Bu onun fikriydi. Ludin ateşlere bakıyor. Yüzünde bomboş bir ifade var. O kızın bunun için ne anlama geldiğini, ne ifade ettiğini göstermemeye çalışıyor bize. Ama oldukça kötü bir durumda. Diyor, biz oradan kaçabiliriz diyor. Sadece dakikalarımız var diyor Morg. Morg diğerlerini topladı. Birileri işte Ludin de böyle sürüklemiş yanlarında. Ama böyle tehditleri ve hakaretleri duyabiliyorsun. En kötüsü de bu. Abi bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Yırsa'yı da mı kaybettin? Evet arkadaşlar. Keşke kaçsaydık ya. Ateşe verip kaçsaydık yani. Abi bu oyunda ne zaman Drej'le karşılaşsam hani... Drej'e karşı savaş dediğim zaman her zaman bir adam kaybediyorum. Yani gerçekten can sıkıyor o noktada oyun. Ya bari hani oyunda olasılıkların bana bir söyle yani hani. De ki bak Yırsa'yı kaybedebilirsin. En beklemediğim şekilde tepki alıyorum genelde. Verdiğim kararların sonuçlarında. Bak direkt bizi izliyor anasını satayım. Böyle iş mi olur ya? Gritgohorn'a vardık. Sanırım. Ya her nasıl telaffuz ediliyorsa. Hoş. Çok savaş kaybetmedi. 180'le başlamıştık galiba. Varl biraz kaybettik sanırım. Ama hala 1000'in üzerindeyiz. Evet abi. Yavaş yavaş yürüyoruz arkadaşlar. Yol boyunca oldukça yüksek sayıda ve çok sağlam kayıplar verdik. Ay yaş. Bu oyunun atmosferi de yani Dispor of Mine kadar olmasa da yoruyor insanı birazcık. Bu kargaşa da ne? Burada büyük ölçekte bir savaş olmuş gibi. Yakın bir zamanda. Ama sadece direncilerin bedenleri kalmış. Belki kulenin oradan bir şey görebiliriz. Varlara mekanı yapıyı aramasını söyle. Ve hiçbir direcin bizi beklemeden emin ol dedi.
Hallediyorum dedi Mork. Ve kamp yapıp da ateş yakmayın. Biz hemen buraya bir bakacağız ve herhangi bir şey ters gitmeden geri döneceğiz dedi. Kastettiğin daha fazla ters gitmeden mi diye soruyordu dedi. Abi kahramanlarıma bakmanın anlamı yok. Daha yeni baktım. Gerçekten büyük bir savaş olmuş. Gidelim kuleye doğru. Ha belli ki savaş olacak. Girseye verdiğim item de gitti. Bir yandan item de yakıyoruz ya. O da ayrı bir can sıkıcı. Abi önce Alkon vuruyorsa. Alkon. Dur abi. Ludin bir geri ya. Hatta şöyle yer değiştirin abi. Hakon onu direkt teklesin şunu. Tapancıyı. Buradan yararız birliklerini. Abi siz ikiniz de şöyle yavaş yavaş şuraya doğru gidersiniz. Ya sen de bu taraftan gel. Sen beraberinde git abi. Böyle gelsen abi. Hadi bakalım. Git abi direkt bunu kıralım. Hoş geldin deyip. Assault ilerle abi buraya. İlerleyebildiğin kadar. Kimi atacaksın? Fasolta atman iyi oldu abi senin. Sen gel aslan parçası buraya. Bekle. Geç öne. Bekle. İyi bu taraftan gel. Bir sen tüm gücünle ilerle abi. İlerle abi. Impale neydi? Hatırladım, Impale hatırladım. Ne yapıyor ya? Bunun altında bomba mı yerleştirdin abi sen? Hakon gel abi. Bu ne yapıyordu? Yok abi bunu yap. Dümdüz vur. Gel bunun sırasıymış. Bunu bir kır. Ona vurdu şerefsiz. Gel abi buraya. Çok güzel. Çok güzel. Yedim oğlum seni. Oha, oha, hayvanın evladı, oha. Gel abi buraya. Bekle. Abi sen buraya gel. Bekle abi. Kır abi. Güzel. Artık eskisi kadar çok vuramayacak. Kır abi. Yanlış bitti olmuş. Kırmaya gerek yok ya. Gördüğüm düzgün. Ne Hakon sevdalısıymışsın be birader be. Heh.
Be. Burada ölü cesetler var bu arada. Udin seviye atladı. Basalt yaralandı. Ve 7'de şey kazandık. Evet, kırılmış duvarların oraya doğru eğilip bakıyoruz. Altımızdan hani sonu gözükmeyecek kadar direç ilerliyorlar. Keyif aldın mı Akon diyor. Hani keyfin yerine geldi mi diyor, soruyor Mork. İnanılmaz sayıda direç seni savaşta bekliyor. Büyük savaşta bekliyor. Ben yeterince gördüm diye cevap veriyorsun sen de. Sen de. Hadi buradan gidelim. Mork işte oradaki adamların ve kadının cesetlerinin orada duruyor. Bu pislik yalnızca bu ikisi için mi buraya geldiler diye sordu Mork. O kılıcıyla onları işaret ederek. Onların kim olduğu hakkında bir fikrin var mı? Burada neden birileri olsun ki? Abi arayalım onları. Mork eğiliyor. Ve adamın tuniğine böyle hani şey yapıyor. Böyle hani aramaya başlıyor. Ve kulağını göğsünün üzerine yasladı. Bu nefes alıyor dedi. Adamı yukarı çıkardı. Kız ise o kadar şanslı değil. Ve şimdi kadına bakıyor. Ve bahçe tarafından kılıç sokuşturma sesleri geliyor. Sen lanet okuyup hemen aşağıya gidin. Hayatta kalanı buraya getirin deyip doğrudan merdivenlere doğru koştun. Ve aşağıdaki varlara emir yağdırıyorsun. Evet abi, direnç savaş alanında. Savaş kaçırmaz gözüküyor. 1009 kişiler. Biz de 1001'e 167'yiz. Abi avantajımız bastırmak için iyi bir şey gibi. Şarj o zaman. Basalt yaralı. Ama zaten alternatifimiz yok abi. Yanımıza geleni kaybettiğimiz için anasını satayım. Nasıl bir bedbahtlıksa. Oy. Gümüşü çok güçlü. Ama önce biz ona vurursak gücünü büyük aşamada kırarız. O yüzden abi açın. Hakon gidip bununla birebir vuracak. Hakon sen buraya gel. Ve Hakon sen buraya gel. Buraya gel. Sen de buraya gel abi. Veya yer değiştirin. Sen abi sen geri dur ya. Sen buraya gel. Al sen bunu indir mesela. Al sen de hadi onu indirmeye yanına destek çek. Hakon. Gel aslan parçası buraya. Tamam mı? Yapıştır 8'i. Çok güzelsin. Çok güzel yapışır. Yani seni savaşa bile sokmasam olurdu da. Buraya kadar gelebiliyormuş. Şu oynatırsam gelip vuramaz. Bekle. Tabii ki Hakon'a vuracak yani. Neden olmaz? Daha sonra buna sıra gelmiyor, güzel. Abi yürü şunu kır. Abi yanına gel. Da vurabilsin. Bunu çok işlevsiz kılarız. Bring pain neydi? Abi. Acı falan getirme. Acıyı böyle getirsin. Gerek var mı? Bence yok. Gel abi Ludin.
Çok güzel. Akon. Vur abi. Püh, yazıklar olsun lan. Tek vurma ihtimalinde kaçırdım. He. Öyle mi aslan parçası? Pers, sen de niye bu kadar hiç vuramıyorsun abi? Güzel, arkadaki ikisi birden sekti. O güzel oldu. Vur abi, kır şunu. Gelen geçen de Hakon'a vurdu be birader be. Neymiş bu be? Böyle sizi ne korkuttu bu kadar? Sen bekleyeceksin abi. Ne yazık ki. Abi gel buna vur. Güzel yedin onu. Herifler Hakon'u kırmadan bir müdahalede bulunmamız gerekiyor arkadaşlar. Güzel sekti. Gel böyle gel. Malis ne abi? He, buna saldıracakmış. Malis abi. Gel ulan it ol it dedik. Ay anasını seveyim. Abi bu buna 4 vuracak. Knockback attık bu arada hakikaten. Sen şunu kır. Sen de buraya gel, bunun işini bitir. Abi. Kırabildiğiniz kadar kırın. Budin sen de gel abi. Impale neydi? Knockback artı kanama veriyor. Kır abi, iki kır. Bill Power'ı oynamaktan korkma dedi bir arkadaşımız. Bekle. Gel buraya. Abi öldür artık. Tamamdır. Düşman geri çekiliyor. Abi kendin organize olmadan kaçacağım. Çünkü Hakon olmadan güvenmiyorum grup. Veya kaç kişi gelirler ki abi? 2 kişi eksik diye düşünebiliriz. Diğerleri çok hasar almadı. Kaç abi kaç. Güvenemedim arkadaşlar takılmaya. Tamam, kimseyi kaybetmedik, güzel. Sadece tek yaralımız var, o da Hakon. Ne oluyor orada dedi. Diyor ki bir gözüm savaştaydı. Bir sonraki anda aşağıya baktım. Dredge bir anda işte bahçeyi full doldurmuş. Orada ne kadar fazlasını bizi beklediğini söyleyemem. Ama çok fazlalar. Ve eğer köprüye geri çekilirsek bir savaş olacak. Herhangi bir fikriniz var mı? Yani herhangi bir opsiyonunuz var mı? Çok yok. Tabii ki geldiğimiz yere geri dönmek istemiyorsan dedi. Vadiye.
Hakon sanırım buna bakman gerekiyor dedi. Yakındaki bir duvar böyle hani kısa bir duvar. Rüzgarı kesiyormuş. Sanırım bu adam Mender diyor. Mender ne demek bilmiyorum. Bu bir şeyleri cevaplamaktansa daha da fazla sorun çıkartıyor dedi. O da nedir? Büyü tezgah, büyü işletenler mi? Hani Weaver arkadaşlar bu terzi. Büyü terzileri mi? Ritgehorn'da mı? Neden? Belki de onlar bunun neden olduğunu biliyorlardır. Eğer ondan cevap almak istiyorsak buradan canlı bir şekilde çıkmalıyız. Ama önce dinlenmeliyiz. Gidelim mi dinleyelim? Abi bir dinleyelim ya. Katılıyorum. Peki bu aptal yeri nasıl koruyacağımızı hani düşünelim diyor. Diyor ki burada dinlendiğimiz her gün direnç daha da çok artacak. Yarın ne kadar olacaklar? İki katı mı? Peki öteki öbür gün? Bak bu senin kararın Hakon ama bence şimdi bunu kesip kaçmalıyız diyor. Bu şu an çıkışa olan tek şansımız. Eğer varlar düşerse, eğer herhangi bir burada savaşırken düşerse sonsuza dek burada bırakabiliriz onları. Onlar sonsuza dek plan yapma riskini alacağım diyebilirim. Şimdilik bekleyeceğiz. Burayı de korunabilir yapalım. Kuzum ne yapmak istiyorsun? Şimdi bana mı danışıyorsun? Koşup kuleden atla Hakon. Seni umursamıyorum diyor. Bir anda etraf sessizleşti. O halde dinleniyoruz. Hayır, savaşları hazırla gidiyoruz abi. Bu hoşuma gitmedi Hakon. Tek diyeceğim bu. Abi sizin kararsızlığınıza sokayım. Hazırız. Bizim yaklaşımımız ne olacak? Direci saldırıya çekip onları aşağıya atabiliriz. Direkt ön hattı yarıp ilerlemeye devam edebiliriz. Kalkancıları öne yollayıp hani savunma savaşı verebiliriz. Hep beraber gidip oldukça sert bir darbe indirip onları indirebiliriz. Bir ekip yollayıp dikkatlerini çekip kaçabiliriz. Abi anasını satayım. Böyle kararların ya. Abi ön hattı yarın. Tamam mı? Durmak yok. Bu işe yarayabilir diyor Mork. Tabii herkes plana sadık kalırsa. Ve tabii orada bizim beklediğimizden daha fazla direnç yoksa. Diyor hani gücümüze büyük bir şov yapmamız gerekir. Grubumuzu ayırabiliriz ve Şilit'te buluşabiliriz. Kaz istila edilmiş olarak, çevremiz tarla olarak. Abi diğer fikirleri bir düşünelim. Baitlemeyi denesek. Doğru. Eğer yeterince fazlasını bölebilirsek ona çok daha kolay ilgileniriz. Denemeye değer. Diğerlerini bir düşünelim abi. Anasını satayım. Ben düşünmüyorum ki oyun bana ne söylüyor da neyse. Abi tamam birincisi ya. Hadi bunu yapıyoruz.
Evet, bir grup varlığı direnci haraslaması için yolladık. Bir kısmı geri döndüler. Daha fazla hani yemleme yok. Şimdi taktiği değiştirme zamanı. Abi charge yapacak bir şey yok. Doğrudan savaşa daldık. Ekibe bak anasını. Prometleyelim bari. Abi bunu ver. Bunun sayesinde arkadaşlar daha fazla da bundan kullanabiliyormuşuz dediğim gibi. Kalkan kırma mı versen, bir tane de kalkan vereyim hadi. Abi sen bunu alsana. Akon sakat çünkü. Ya Ludin de seviye atlamış. Promethe abi Ludin de. Promethe'leyemiyor. Zaten hiç Promethe'leyemeyiz abi. Savaşa hazırlanalım bakalım. 22 mi? Abi bunlar seviye atlamış. Kim bunları tek atabilir? Bunları tek atabilecek adamımız yok. Akon sen yer değiştir. Abi herif buna tek atabilecek kadar güçlü ya. Sen bununla verirsin. Vs atacaksın mecbur. Sen bununla vs atacaksın. Sen de bununla vs atacaksın. Sen zaten çok hasar veremiyor abi. Şöyle yer değiştir. Ha bunu tekleyebilirim. Ha bu gelip bize bir koyar var ya. Mecbur buna gelecek koy. Dur bir saniye. Neydi? Abi deneyeceğim bakayım. 3 hasar verdik, bir de kalkan kırdık. Herif çok güçlü arkadaşlar. Aşırı güçlü yani, hani öyle böyle değil. Bekle abi. 7 vuracak. Uf ya. Abi sen mecbur buna vuracaksın. Bu ne? Tempest. Bizim hakkıma da vuruyorsun ha. Abi. Çok güzel vurdun. Çok da güzel knockback attın. Şu an bu adam ya. Abi bunun türünü kırsana. Ya kendi adamın da zırhını kırdı. O artık tek tek kıvama geldi. Sen buraya gel abi. Vuracak bu mu vuracak? Beyni lan ona. Abi. Gel. Impale at buna. Tatsız bir şerefsiz sen ya. Gerçekten çok tatsız bir şerefsizsin sen. En güçlü adamı kırıyorlar ya. Bir hasar aldım. Anamadan.
Abi sen ne yapabilirsin ki şu an? Bildiğin kadar kalkanını kır yaklaşık. Hatta bunların da birer kalkanını kırdı. Şey yerleştirdi o da yere. Gel dayı, gel morg. Bekle. Şerefsiz. Gel abi be. Bunu al. Buna bir daha sıra gelmemeli arkadaşlar. Panama ver mi? Panama vermenin hiçbir anlamı yok. Hırsız. Abi ah abi buna gelecek sıra. Bu her türlü çağırdı ya. Oha. Abi bunu. Sen stüdyo ne çalışıyorsun? Abi sen buraya gel. Impale değil. %70 de vur indir onu. Abi bu. Keşke vurup indirmeseydin. Neyse bir canlı hayatta kaldı. Çok güzel abi. Çok. Gel buraya. Burakon. Güzel oldu abi, güzel oldu. İyi nereye attın ya? Abi sen savaş alanından ne kadar uzak kalınabilirse bir insan o kadar uzak kaldın ya. Onu yapamıyorsun abi. Bu neydi? Bring pain. Dur bakayım. Ne? Buradan uzaklaş. Bunu kır. Akon da gitti. Abi onu kırmaya gerek yok. Sen bunu kır. Arkadaşlar bu oyunun savaşlarına asla alışamayacakmışım gibi hissediyorum ha. Hani bitirsek bile alışamayacakmışım gibi hissediyorum. Abi sen uzaklaşabildiğin kadar uzaklaş ya. Gözünün yağını yiyeyim. Sen de bekle burada dinleniyor mu ne bakıyorsan ye. Çok affedersiniz yani. Aşırı tilt etti. Vur abi. Yine iki kişi sakatlandı ya. Birisi seviye atlamış. Percy yaralandı. Odin yaralandı. Evet durup böyle savaş alanına baktık. İlk dalgayı hallettik. Umduğun gibi savaşların iyi iş çıkartıyor.
Şanslıyız ki yeterince fazlasını çekebildik. Direç oldukça öfkeli. Ama hızlı devriliyorlar. Bu noktadan sonra hani güvenli bir noktaya varabileceğini düşünüyorsun. Şimdi ne yapıyorsun? Hani bu kabustan kurtulmuş vaziyettesin. Abi gidiyoruz buradan. Hayatta kalanları alıyorsun. Bu noktaya gelene kadar kaç kişi kaybettiğini düşünmek seni yaralıyor. Umuyorsun ki buna değer. Şu an gün şeyi falan gelmiyor. Gün şeyi falan gelsin arkadaşlar. Bölümü de bunu notlayalım. Kayıt aldım almadım emin değilim. Escape'e bassam eğer bir cutscene ise şu anki. Evet cutscene'miş. Şilide gidiyoruz. Ah şildi geçtik şilide tekrar buluşabilirdim. Grofheim'a geldik. Peki abi. Hakon. Bana bir dakika verir misin? Seni görmeyi istediğim bir şeyim vardı. He? Bu Grofheim'in hoş geldin şey partisi mi? İlk alkol falan şey yapıyorlarmış. Şu an görmek istediğim tek şey bu. Şansı yok. Ritgehorn'dan Mender uyandı. Adının Eivind olduğunu söyledi. Bir Mender adına benziyor diyor. Peki o nasıl? Pek iyi değilim. Nerede kalmış? Neredeyiz diyor. Grofheim'a 1-2 günlük mesafede. Seni Ritgehorn'un kulesinde bulduk. Burada ne yapıyorsun? Orada ne yapıyordun yani? Grofheim mi? Hayır. Bu yanlış yol. Juno. O nerede? Benimle olan kadın nerede? O başaramadı arkadaşım. Sadece seni hayatta olarak buraya yanımıza getirdik. Hayır, geri dönmeliyiz. Öyle sanmıyorum. 2 hafta önce bunu zar zor başardık. Ritgehorn'da neden bu kadar fazla direcin bulunduğunu biliyor musun? Direc mi? Hemen geri dönmeliyiz. Orası lanet bir mezar. Evlat anlamadın mı? Üzgünüm Elvind. Kız öldü. Biz oraya vardığımızda çoktan ölmüştü. Yapmamız gereken şey Jorun'da neler olup bittiğini söylemek ve kanlı bir savaşa hazırlanmak. Yani eğer istiyorsan o öldü. Onu kurtaramadım. Evet, Edwin aniden hani oldukça kötü gözüküyor. Yere böyle bir tükürdü. Ve adamlarımızdan, varlarımızdan birkaçı onu sürüklediler şeye doğru. Arabaya doğru. Duymak istediğim şey bu değildi. Ne duymak istediğimden bile emin değilim. Gel Obin. Yakında Grofheim'a, ne kadar erken Grofheim'a verirsek o kadar iyi dedik. Abi bir save atmamış mısındır? Gün 58 buradayken save at. Arkadaşlar bu oyunun da save sistemi böyle. Grofheim'a yaklaştığımızda Dredge bizi yakaladı. Kimse şehri bu şekilde bulmayı beklemiyordu. Ama onu ciğerlerimizde hissettik başta diyor. Grofheim'ın anası ağlamış. Gülü tozu önce ciğerlerinde hissettik. Kokuyu almışlar.
Dördüncü chapter. Ay ay. Abi her şey ne kadar tatlı başlamıştı, böyle hani rahattık, şeydik. Bir vergi tahsildarıydık. Şimdi nerelere gittik? Abi save aldın mı? Hala mı save almadın? Evet, Grofheim'da save almış arkadaşlar. Evet, bu bölümlükte burada noktalayalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.